Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün oluşumla birlikte ne yapacağız? Etkinlik yapacağız. Biz bu etkinliğin ikinci bölümüne geçtik çocuklar ve buraya kadar geldik. Burayı birlikte yapacağız. Sizin de bizi izlemenizi istiyoruz. Şimdi bu sorumuzda bize kamp ateşini sormuş. Hangisinde daha çok odun var diyor anneciğim. Hangisinde? Evet, bunda 2 tane, bunda 4 tane, peki bunda 7 tane. Yani en fazla olan, en çok olan hangisi? Evet, onu daire için alalım mı? Burada da evcil ve yabani canlı hayvanları göstermemizi istiyor. Aslan nerede diyor. Hangisi aslan anneciğim? Evet. İşaretleyebilir misin birinci rakamda? Evet. Hatta ver bir bana bebeğim kalemini. Bak böyle birinci sorunun buna ait olduğunu belirtelim. Peki kedi nerede anneciğim? Ne? Kedi. Aslanın altında. Onu da işaretleyelim. Kediye küçük oyay. Evet, kedi nerede diyor. Bunu da getirmeni istiyorum. Onu? Hayır hayır, köpeği değil. İkinci soruyu cevapladık ya, bana ver anneciğim. İkinci soruda kediye geliyoruz. Anladın mı? Tamam, köpeği daha sonra sileceğiz. Gel bakalım. İlgili parçalar diyor. Aşağıdakilerle ilgili parçaları yan sayfada bulun diyor anneciğim. Yani buradaki görsellerin buradaki olan alakalarını bulacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Mesela bunun diğer bir parçası hangisidir? Bu sayfadan hangisidir? Evet, o bir ne? O ne? O bir ütü. Ütü, o da? Ütü masası. Ütü masası. Evet. Evet, buradan devam edelim. Bununla devam edelim anneciğim. Bununla alakalı olan hangi görsel? Onu. O bir kedi maması anneciğim. Kedi maması. O da kedi maması da. O değil. Değil. Evet, tabağa dökülmüş bir kedi maması var, değil mi? Peki bununla devam edelim. Bununla buradaki görsellerden hangisi aynı, benzer? O kalsız. Evet. Kedi kalsız. Evet. Peki bu? O. Onun tahtası yerde adada. Acaba onun parçası hangisi? Evet, bisiklet tekerleri. Adamın tekerleri olmadan bisiklete binmiş. İlgili parçası tabii ki de o. İnanmıyorum, bu ne kadar çok deve. Burası bir çölmüş Denizciğim ve ters yöne bakan deveyi bulmamızı istiyor. Evet, hemen buldu Deniz. Onu işaretleyelim mi? Bitti. İşaretle bakalım. Daire için alabilirsin. Anneni. Ters yöne bakanı. Denizciğim bak, burada diyor ki ayak izleri. Bize bir ipucu vermiş. Çocuğunuzun ayaklarını göstererek pekiştirme yapınız diyor. İki ayak izi de aynı olmalıdır. Yanlış eşleşmiş ayaklar hangileri diyor. Ne? Şimdi burada bize iki tane farklı ayak izi vermiş, tamam mı? Ha, bir tane burada da. Evet. Bu ayak izlerinden hangi ikisi aynı diyor. Pardon, yanlış eşleşmiş olanı soruyor. Bir tanesi aynı olacak, diğeri birbirinden farklı olacak. Biri ikiz ayaklar, diğeri ikiz olmayan ayaklar. Hangisi ikiz değil anneciğim? Mesela ayaklarına bakabilirsin, parmaklarına bakabilirsin, şekline bakabilirsin. Ona göre hangisi aynı değil? Ben
Ovar, 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 ovar. Onlar da. O öyle. O daha iyi. O da daha iyi. Dörtü de. O da daha iyi. Yani bu mu farklı? Evet. Evet, doğru anneciğim. Bunu da daire içine alalım. Senin ayakların da çok güzel. Ayağının üstünü koy. Evet. Aa, bir çıkartma. Beniz çok sevindi düşecek. Tamam yeter sevinme. Deniz çıkartmaları görünce çok seviniyor. Buraya bir kalem bırakalım. Kitabımızın son sayfasını. Ben oraya koyayım. Tamam, burası o zaman. Buraya koyacaksın elini. Oraya koyayım. Hayır, oradasın. Yok, buraya koyacaksın elini kaybolmaması için. Ne? Heh, o sayfa ya. Evet, çıkartmalarımız. İtine alalım bakalım. Çevir. Önce bunu evet. Yapıştıralım. Üç evet. Tane. Bunu uygun yere yapıştırmanı istiyorum. Şu. Evet. Aferin oğluma. Oraya koydum. Evet. Oraya koymalısın. Şimdi diğer bir çıkartmamız. Evet. Tamamdır. Bunu da uygun yere koymanı isteyeceğim. Yapıştırmanı isteyeceğim. O bir ne? Civciv. Civciv. Civciv neyin yavrusu? Sunun yavrusu olayım. Civciv neyin yavrusu anneciğim? Adalar kedinin yavrusu olayım. Hani acaba kedinin yavrusu olabilir mi? Hayır. Kedinin yavrusu kedidir. Evet. Kedinin yavrusu kedidir. Peki civciv neyin yavrusudur? Civcivin annesi kimdir? Su. O bir eşek. Eşek. Eşeğin yavrusu Sıpa'dır. Evet. Eşeğin yavrusu Sıpa. Civcivin annesi kimdir peki? Didi'nin annesi. Tavukların yavrusuna ne denir? Kaptan yavrusuna. Hı hı. Tavukların yavrusuna civciv denir. Evet, civciv bir tavuğun yavrusudur. Evet, çıkartmalarımızı da yapıştırdık. Biz etkinliklerimizi bu şekilde devam ediyoruz çocuklar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.